Korkacak bir şey yok kızım. Ama tahammül edilmez hal aldı sancılar. Seni aldatacak değilim kızım. Evet, hastasın. Ama tedavi edilmeyecek bir şey değil bu. İki aya kalmaz eskisinden daha sağlıklı olursun. Doktor bey, ne olur. Ne olur aldatmayın beni. Yemin ederim sana kızım. Oldu mu? Beni yanlış anlamayın. Ölümden korkmuyorum. Sadece onun, Kemal'in üzülmesinden korkuyorum. İyi günler. İyi günler kızım. Olamaz. İki aylık bir ömrü var. Onu kurtaracak hiçbir çare yok mu? Var. Ama tedavisi burada değil. Milyonda bir görünen hastalıklardan şimdiye kadar %100 ölümle sonuçlanıyordu. 2 senedir Amerika'da başarılı ameliyatlar yapıldı bu sahada. Ama çok, çok pahalı bir tedavi. Ne kadar? 60-70 bin doların üstünde. Bizim paramızla hesaplarsanız çok pahalı bir ameliyat olur bu. Başka hiçbir çare yok mu? İki aylık ömrü var. Burada tedavisi imkansız. 2 aylık ömrü kaldı. Burada tedavisi imkansız. 2 aylık ömrü kaldı. Kurtarmak için 60-70 bin doların üstünde bir para lazım. Kurtarmak için 60-70 bin doların üstünde bir para lazım. Başka hiçbir çaresi yok. Mutlaka dışarıda ameliyat olması lazım. Aksi halde 2 aya kalmaz ölür. 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 Hayır! Hayır! Alay mı ediyorsun arkadaş? Banka bile vermez bu parayı. Karşılığında ne garanti göstereceksin? Malın mülkünde ki o kadar parayı emanet edeyim sana. Banka mektubu ve mutemet kefil isterim. Ayrıca da gayrimenkul ipoteği. Nasıl? Yapabilecek misin bunları? Doktor bir ay ya yaşar ya yaşamaz demiş. Kurtulması için ta ecnebi diyarlara gitmesi lazımmış. El ayak çekildikten sonra bizim beyle doktorun konuşmalarını işittim. Çocuğu yatırdılar. Salonda konuştular. Parayı buldun mu diye sordu doktor. Bizim bey çocuklar gibi hıçkırıyordu. Bu kadar parayı nereden bulayım ben dedi. Doğru mu kız? İki gözüm önüme aksın hilafım varsa hanımcığım. Her akşam işten çıkınca beklerim. Allah ömürler versin hanımcığım. Alo, evet ne istiyorsun? Eski bir dost sıfatıyla hatırını sorayım dedim. Belki bir arzun vardır. Hayır yok. Tek arzun beni rahat bırakman. Öyle mi? Ben de aynı şeyi istiyorum. Rahat olmanı. Bir gün benden bir isteğin olursa... her şeye rağmen sana yardıma hazır olduğumu bil. İyi günler. Zeynep! Zeynep! Hanımı hastaneye kaldırdılar beyefendi. Birden fenalaştı. Allah'tan Şeref Bey evdeydi. Hemen doktora. Sana nasıl teşekkür edeceğimi... Deli misin sen? Zeynep hayatta tek akraban benim. Bir dakika gel benimle. En iyi odayı ayırttım. Yoksa devamlı burada mı kalacak?
Bu halinde onu tekrar eve bırakamam. Hiç bir ümit. Allah'tan ümit kesilmez. Birkaç gün içinde söylediğim tedavi için giderse belki. Evet. Kim? Ha, yanımda bir dakika. Sana. Kemal, ben Lamia. Alo? 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 Babacığım, babacığım, annemi kurtar babacığım. Ne olur kurtar annemi. Bu kadar seneden sonra hatırlanmak ne şeref. Gidebilirsin. İstersen doğrudan doğruya konuya geçelim. Kat'i ve kesin hesaplaşmaktan hoşlanırım. Uğruna beni ve parlak bir iş hayatını feda ettiğin karın hasta. Çok hasta. Ölüme mahkum. Doktorlar kurtulması için mutlaka dışarıda bir ameliyat ve tedaviye ihtiyaç görüyorlar. Bunun için de büyük bir paraya ihtiyacım var. Bu parayı da bulmana imkan yok. Kimse vermez sana. İstese de veremez. Bu yüzden karının hayatı benim elimde. Hepsinin altında babamın imzası var. Sadece üzerine gereken parayı yazman kafi. Ne kadar istiyorsun? Her şeyi öğrenmişsin. Sen kendin yaz. Hay hay. Yalnız karşılığında da senden ufacık bir imza istiyorum. O kadar. Ömrümün sonuna kadar çalışır, borcumu öderim. Senden borç senedinin altına imza istemiyorum ki. Karından boşanmak istediğine dair mahkemeye vereceğin dilekçeyi imzalayacaksın. Kimse seni benim kadar sevemez derdim, bana inanmazdın. İşte ispatın. Bugüne kadar evlenmedim. Her gün, her saat bana dönmeni bekledim. Kadınlık gururumu ayaklar altına aldım. Bütün o acı sözlere, hakaretlere rağmen. Bana dönmenin hayalini yaşattım kalbimde. Bundan... Bu yalancı dostlardan teselliyi bekledim, bir gün bana geleceksin diye. Ölürüm, bu fırsatı kaçırmam artık. Seviyorum seni, anladın mı? Ölesiye seviyorum. Seninim ben, her şeyimle seninim, al! Hepsi senin emrinde. Kurtar onu, ne yaparsan yap. Ama bundan sonra yerin benim yanım, benim evim, benim yatağım. Kabul mü? Kabul mü diyorum sana? Kemal! Kemal! Bu son görüşmemiz olacak Kemal. Yarın saat 9'a kadar bekleyeceğim seni. O zamana kadar gelmezsen beni bir daha bulamayacaksın. Hoş geldin.
Sanki idama gider gibi bir halin var. Şöyle oturmaz mısın? Sevindim geldiğine. Nihayet budalalıktan vazgeçeceğini biliyordum. Sen bu hayata, benim yanıma yakışırsın sevgilim. Bitti mi? Affedersin sevgilim. Bir gün beni anlayacaksın. İkisini de imzala. Dikkat, dikkat. Türk Hava Yolları'nın 867 sefer sayılı uçağı Frankfurt, Londra, New York'a hareket için uçuşa hazırdır. Sayın yolcuların lütfen 3 numaralı çıkış kapısından gitmeleri rica olunur. Teşekkür ederiz. Elveda canım sevgilim. Bir gün gerçeği öğrenince acaba beni affedecek misin?